Merhaba, bugün sizlerle Airfryer'da kuzu pirzola yapacağız. Malum Kurban Bayramı'na sadece bir hafta kaldı. 7 adet kuzu pirzolamızı aldım, kabımıza koydum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik, 3 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı sirkeyi çay bardağımıza koydum ve karıştırdım. Tuz hariç bütün malzemelerimizi etimize ekliyorum. Şöyle bir kez daha çalkaladım. Eğer işten yorgun geldiyseniz, aniden bir misafir akşam yemeğine çıkıp geldiyse kurtarıcınız air fryer oluyor arkadaşlar. Her türlü yemeği hızlıca yapıyorsunuz. Benim en sevdiğim özelliği salataya da pilav yapana kadar ana yemeğimin pişmesi oluyor. Ama sonrası biraz çileli, ne yalan söyleyeyim. Çünkü yağlarını temizlemek gerekiyor, uğraştırıyor. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Çünkü ben kimyasal kullanmıyorum. Kimyasal kullanmadığım için oradaki yağları arındırmak çok zor oluyor. Etimizi dolaba kaldıracağım. Aslında bunu bir gün bekletmek daha lezzetli olmasını sağlıyor ama ben sadece şimdi bunu 3 saat bekleteceğim. Zaten air fryer'da ne kadar az ya da çok bekletsen bile aşırı lezzetli oluyor bütün etler. Dolabımda bekletmiş olduğum etlerimi çıkardım. Şimdi air fryer'a dizeceğim. Tabii beklerken sos dibe çökmüş. Yine sosa bandırıyorum. Kuzu kokusunu sevmiyorsanız eğer sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben kokuyu bastırması için sirke kullanıyorum. O da yeterli geliyor bana. Kuzu kokusu beni çok rahatsız etmiyor. Aralarının pişmesi için çok sık koymuyorum. Ama koyabilirsiniz. Sık koyulduğunda da pişirmiyor değil, pişiriyor ama ben biraz daha böyle çıtır çıtır bir kıvam seviyorum. Kapağımızı kapatıyoruz. Airfryer'ımızı prize taktık. Açıyoruz. Et modunu alıyoruz. 200 derece bizim için yeterli. Dakikayı ayarlıyoruz. Yirmi dakika yeterli ama ben yine de 25 dakikaya ayarlayacağım. Buraya ortasına basıp çalıştırıyoruz. Şimdi bu süre içinde ben pilavımı yapacağım ve salatamı yapacağım. Bu kadar kısa sürede ana yemeğim de hazır olacak. Şimdi airfryer'ımızı açıyorum. Hem etleri çevireceğim hem de tuz ekeceğim. Aslında bakarsanız 25 dakika ayarladım fakat etlerimiz olmak üzere. Şöyle göstereyim hatta. Etlerimiz olmak üzere. Etin yağları bayağı bir çıkmış. Şöyle bir tersini çevirip tersine de bakalım. Bu tarafı da çok güzel görünüyor. 25 dakikaya ayarladım ben ama şu an 11. dakikadayız. Bir 2-3 dakika daha pişirsem yeterli olacak. O 2-3 dakikayı da tuzlar çeksin diye yapacağım. Tekrar gönderiyorum.
Kapattığım an kendiliğinden çalışmaya devam ediyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Air fryer tanıtımlarında kokunun olmadığından, dumanın olmadığından bahsediliyor ama aslında koku da oluyor. Bayağı da oluyor hem de. Aynı zamanda duman da oluyor. Özellikle et pişirirken, tavukta biz bunu çok fark ettik. Derili tavukta bildiğiniz mangal gibi mutfağa bir girdik. Her yer duman altı olmuştu. Şimdi de böyle bir duman altı durum var. Ama tavuktaki kadar yoğun değil tabii ki. Balkon kapım açık, aspiratör açık. Ona rağmen yoğun bir duman var. 8. dakikadan itibaren alacağım arkadaşlar. İstediğim kıvama geldiğini düşünüyorum. O yüzden air fryer'ımı kapatacağım. Kapağını açıyorum. Ve işte karşınızda. Philips air fryer'ın mükemmel et performansını görüyorsunuz arkadaşlar. Kurbanda kesinlikle denemenizi öneriyoruz. Acayip lezzetli görünüyor. Yemek için sabırsızlanıyoruz. Sizinle yeni mükemmel tarifler paylaşmamız için abone olmayı unutmayın. Bol tereyağlı bir bulgur pilavı yaptım. Ve pirzolamızı üzerinde servis ettim. Siz isterseniz kıvam olarak biraz daha az pişirebilirsiniz. Ben biraz daha böyle mangal tadı sevdiğim için normalden biraz daha fazla beklettim. Pişirdikten sonra da bilerek hemen almadım. Zaten sıcaklığı oldukça uzun bir süre dayanıyor. Böyle biraz daha mangal tadında kızarmış olsun diye biraz daha beklettim pirzolalarımızı ve sonuç. Şimdi de air fryer'da köfte yapacağız. Yarım kilo kıyma aldık. Buraya bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı da kekik koydum. Kekiği biraz az tutuyorum. Çok yoğun sevmiyorum köftenin içinde. Galeta unu kullanmıyorum köftede. Soğan, sarımsak da kullanmıyorum. Bir tane de yumurta koyacağız. İlk önce baharatlarımızı ekliyorum. Köftelerimi bu şekilde yerleştirdim. Şimdi pişmesi için gönderiyorum. Şimdi pişirme ayarını yapacağım. Yine et kısmını alıyorum. Süreyi 15 dakika olarak ayarlıyorum ve çalıştırıyorum. Köftelerimiz pişti. Şimdi açıp bakıyoruz. Harika görünüyor. ...15 dakika içinde sabah kahvaltımız hazır. Köftelerden bir tanesinin içine bakmak için şöyle bir çatal aldım. Gördüğünüz gibi içini de gayet güzel pişirmiş. Dumanlar çıkıyor şu an. Yemek için sabırsızlanıyorum. Kurban Bayramı özel programımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Hepinize iyi bayramlar diliyorum.